Hepinize günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Vallahi ben ne ya, ben uyandım şimdi, kahvaltı hazırlıyorum. Barış burada işe gidecek ama ondan dolayı hemen hızlı bir şekilde ne varsa olandan koyup kahvaltımızı hazırlayalım. Şimdi çemenden çıkardım, çemen koydum, şimdi çatalımızı kaşığımızı koydum. Şimdi birazcık peynir çıkartacağım. Peynir dilim. Çayım oluyor. Yumurta haşlanıyor. Direkt konuya girdik vallahi. Şöyle bir dilim. Zaten biraz kalmış peynirimiz. Efendim. Evet, şu peyniri çıkartalım. Şöyle. Dün kahvaltıda zaten patates kızarttık. Sucuklu yumurta yaptık. Ondan bugün öyle yapmayacağım. Hem de işe gideceği için biraz hızlı olan ne varsa ondan koyalım diye düşündüm. Ay, ay canlarım. Ay. Manavgat'a kar yağmış. Allah'ım, bizim bekle gitmemiz gerekiyormuş oradan kar yağması için. Çok şaşırdım. Hani buraya yağdığı kadar değil tabii ki de. Yani Manavgat'a kar yağmış. Cimicik de olsa yağmış. Tereyağdan da katalım. Ben böyle sürmesini seviyor. Bir de bal katacağım şimdi. Ekmeğe sürer yer. Durumlarda gördüm ben de. Bir baktım kar yağıyor. Allah Allah. Yani ben 8 yıldır oradaydım. 8 yıldır yağan yoktu. Biz gidince yağı vermiş. Allah'ın hikmeti, Allah'ın işi işte. Şöyle çok şey yapmayacağım. Biraz daha düş. Ha? Düş. Tamam. Tamam, yeter. Dur yolcu. Ha. Balımızı da koyalım. Ay yer, su taştı. Çayın suyu taştı. Evet, bal, tereyağı, peynir, çemen, ne koyalım başka? Yumurtamız haşlandı zaten. Onu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buralar da hala karlı camlarım. Karlar erimedi. Dün bayağı yağdı. Sonra yine dindi. Ama karlı. Daha kara doydum ben o gün. Kar videomuz var ya, o gün doydum ben. O kadar 17 bin kilometre. Ay pardon, 17 bin adım atınca doydum yani. O gün gerçekten çok güzel bir anımız oldu. Çok güzel bir gün geçirdik. Ben çok sevindim ve çok mutlu oldum. Evet, bir yumurtamızı soyduk. Öyle canlarım, sizler ne yapıyorsunuz? Havalar nasıl? Soğuk mu? Vallahi burası benim için çok soğuk. Hani kombi çalıştığı halde bazen üşüyorum yani, siz düşünün. Dışarısı zaten çok soğuk. Dün hele hele bayağı üşüdüm. Barış diyorum ya, kombimi çalışmıyor. Petekler çalışıyor. Hani ısı veriyor. Hissediyorum elimi şöyle tuttuğumda. Ama evin içi soğuk. Ama bir de şunu da söyleyeyim. Dışarıdan geldiğinde de evin ne kadar sıcak olduğunu o zaman hissediyorum da. Evin içinde otururken üşüyorum yani. Bazen. Ama bir güneş çıksın. Biliyorsunuz zaten bizim evin içi hamam oluyor hemen. Evet, yumurtalarımızı da soyduk. Onları da doğrayalım. Doğrayalım ne ya? Dilimleyelim. Evet. 3 tane haşladım. Kayıyor yumurtalar.
Evet, tamamdır. Tuz. Tuz. Sonra şöyle biraz tuzumuzu ektik. Sonracığıma olmazsa olmazım yumurtada tabii ki de nane. Her zaman dediğim gibi kokusunu aldığını düşünüyorum. Ki gerçekten de alıyor. Birazcık da pul biber. Yumurtamız da hazır. Çayımız da hazır zaten. Başka ne koyabiliriz? Portakal reçeli var. Portakal reçelimizden de koyalım. Başka? Ay yapışıracağım geldi de. Ay durun kaçıyorum. Ay çok geçti. Hadi ben. Kapıya koştum. Üşüdüm herhalde. Birazcık tahin ekleyeceğim şu kabıma. Buzdolabına koyduğum için donmuş. Ne yapacağız? Geliyor. Çıtır, dur anne. Merak ediyor şu an bu sesleri duyduğu için. Hadi. Yeter. Tahinimiz birazcık tahin kattım. Şimdi birazcık da. Oo! Senin böyle akacağını düşünmemiştim ben. Aynı pekmez gibi don tutmuşsundur sandıydım. Sana yazıklar olsun, beni kandırdın. Abi yanak verdi ya. Neyse, onu da şöyle bir karıştırayım. Çünkü önceden de vardı ya içinde birazcık. Tayın pekmezimiz de hazır. İyice karıştırdık. Bu da tamam. O zaman bir daha afiyet olsun canlar. Ne yapayım daha, değil mi? Yeter bence. Çayım hazır. Buraya da böyle kahvaltılık koydum. Ekmeği de koyarız. Afiyetle yeriz artık, ne yapalım. Canlarım. Ay. Biz kahvaltımızı yaptık. Barışcığım işe gittik. Ben de kendime birazcık geldim. Ondan sonra cığıma da evi toparladım. Evin işlerini hallettim. Oo, durun. Kuzum uyandıydın mı ben seni? Hadi uyu annem. Hadi uyu annem. Oy kurban olurum seni yaradana ben. Pamuğum benim. Güzel kızım. Aşkım. Bir tanem. Çarşıya inmiştik biz Barışcığımla. Ama size çekmedim. Çok soğuktu zaten. O yüzden çok aceleye geldi. Ondan dolayı çekemedim. Ama neler aldık onları göstereceğim. Ve saçlarıma değişik bir şekil yapacağım bugün. Öncelikle bir tane dükkana girdik. Telefonumun faturasını almayı unutmuştum bu arada. Yani unutmuşuz hep birlikte. Telefonumun faturasını aldım. Bu bir. İkincisi oradan çıktıktan sonra bir tane dükkana girdim. Dükkanda şöyle üçlü çorap vardı. Bunun fiyatı 11.90'mış. 3 tanesi. Yani iyi, gayet iyi diye düşündüm. Çünkü çoraplar hemen hemen 5 TL. 15 lirayken olması gereken 12 TL diyeyim size. 3 tane Barış için bu arada. Çorap aldık. Ondan sonra ben biliyorsunuz şu usturalardan alıyorum ya. Üçlü satılıyor bunlar 10 TL'ye. Bir tane daha pembe var. Onu çıkarmıştım. Bundan aldık. Onu da buraya getirdim. Daha sonra tok aldım şu tokalardan. Bunda da 3, 4, 5 tane vardı. 5 ya da 6 tane. 6 evet şurada da var. 6 tane var. Biri kafamda, biri de ikisi de içeride falan galiba. Bunun da tanesi 7,5'tu ve o kadar memnunum ki, gerçekten o kadar sık ki, ben böyle seviyorum zaten. 7,5 TL'ye bunu aldık. Asıl bomba parçayı birazdan göstereceğim. Saçımı yapalım bir ilk önce sizde bir. Ondan sonra
Ondan sonra yaparız. Şey gösteririm bomba parçayı. Bugün çok değişik bir şey yapacağım sizlere. Bakalım beğenecek misiniz? Öbür tarağım nerede benim? Öbür tarağım şurada, durun bekleyin. Hemen geliyorum. Farmasiden zaten tarak sipariş vereceğim ya. Farmasi'de yeni bir tarak var ya, ondan sipariş vereceğim. Bir de birkaç bir şey sipariş vermem lazım puanımı doldurmak için. Bakalım ne zaman veririm. Ay çıkmadan vermem lazım ki ikinci ay hediyelerim kaçmasın, değil mi? Şöyle. Bu arada ben saçlarımı boyatacaktım, tamam mı? Bayağı bir kuaför arayışına falan girdim. Sonra Rabia ablanın başka bir kuaförü varmış burada. Onunla da gittik, konuştuk. Fiyat bilgisi alalım diye. Ben ombre istiyordum, böyle karamel. Böyle tam sarı değil de ombre, karamel tonlarında istiyordum. Gittik. Kaç tane kuaförle görüştüysem maalesef yapamadıklarını söylediler. Kızıl olduğu için altta, bunu akıtmak çok zor olacağından dolayı yapamayacaklarını söylediler. Ama eğer kabul edersem gidip saçımı açtırıp normal bir düz boya sürdürüp 1,5 ay bekleyip ondan sonra ombre yapabileceklerini söylediler. Ama ilk önce gidip açtırıp düz boya sürmesine 100 200 TL istedi. Ondan sonra ombreye de 350 TL'ymiş, ama 1,5 ay sonra kaç para olacağı kesin olmadığı için ona tam bir şey diyemem. 400 de olur, 500 de olur dedi. Ben bu fiyatları duydum. Evet, size belki uygun gelebilir ama sonra aman hakime ne gerek var dedim. Alır düz boyayı ya da açıcıyı, kendim evde istediğim şeyde boyarım. Canım istemedi, vazgeçtim o yüzden. Hem çok pahalı hem de istediğim renk zaten olmuyormuş. Ondan dolayı hevesim kırıldı. Bir anlık şeyle boyamaya karar vermiştim. Bir anlık şeyle de boyamamaya karar verdim. Yani bana belli olmuyor, biliyorsunuz. Saçımı ne yapacağımı anladınız mı az çok? Böyle yapmayacağım, durun. Bu arada Manavgat'a kar yağmış diyecektim ya. Sabah söylediğimi unuttum bir an. Bu arada Manavgat'a kar yağmış, biliyor musunuz diye giriş yapacaktım hemen. Ama sonra dedim hakime zaten sabah söyledim. Ya. İyi. Oldu mu? Yamuk oldu mu? Oldu. Şimdi öbür tarafa geçelim. Öbür tarafa geçelim. Değişiklik olsun ya. Bıktık ya. Bir değişiklik olsun. Saçlarım da bayağı uzadı ya. Gerçekten uzadı ama kırıkları var. Kırıklarını keseceğim. Kendim keseceğim. Zaten hep kendim kesiyorum ki ben. Biliyorsunuz zaten, söylememe gerek yok. Ben her zaman tutumlu biriyim. Ya bir taraf şey oluyor. Ha, oldu oldu. Oldu. Görüyor musunuz? Her şey mi yakışır be? Her şey mi yakışır mübarek? Şöyle birazcık duralım ya. Şöyle takılayım 2 dakika evin içinde, değil mi? Kahve yapacağım. Çünkü bugün kahve içmedim. Sırf sizi bekledim bak, kahve içmek için. Değerimi bilin ha. Canlarım. Bugün günlerden Salı. Geçen hafta şey vardı, siz söyleyin. Evlilik hakkında her şey vardı. Ve ben geçen hafta kar yağıyor diye yürümeye çıktığımız için ona bakamadım. O yüzden telefondan, YouTube'dan izleyeceğim onu. Onu izlerken de bir kahve içerim diye düşündüm. Şimdi kahve yapacağım. Kahve olurken de geliyorum, bekleyin. Kahve olurken de size aldığımı göstereceğim. Ne zamandır bekliyordum almayı. Ama erteliyordum devamlı. Sonra alırız, sonra alırız. Ama ertele ertele nereye kadar? Değil mi? Bazı şeyleri de yapmamız lazım. Şöyle birazcık kahve. Kahve okey. Şeker kullanmıyoruz zaten. Yanına da şu benim şekerli şeylerden, lokumlardan koyacağım. Canlarım Barış aradı da o yüzden kısa kesildi. Benim kahvem hazır. Hazır derken düğmeye basacağım yani. Ve bastım.
O olurken gelin bakalım size aldığım şeyi göstereyim. Tatatam, canlarım, kendime bot aldım. İhtiyacım olan bir şeydi zaten ve buralarda da biliyorsunuz yağmur, çamur, kar derkene aldı başını gidiyor. Benim de spor ayakkabım vardı. Ondan dolayı böyle bir bot almayı düşündük. Daha doğrusu dün çarşıdayken spor ayakkabıyla gittim. Her yeri ıslandı. Ondan dolayı Barış dedi gel şuraya hemen bir bot alalım. Böyle olmaz, hasta olacaksın dedi. Ve hemen gittik, bot aldık. Bunu beğendim ben model olarak. Birazcık şöyle göstereyim. Önleri şöyle taşlı. Kenarları da böyle fermuarlı şeyli, ipli. Kenarı şurası fermuarlı. Şu iç kısmındaki şey bayağı uzun olduğu için şöyle görün. Şurayı da kapattığından dolayı su almıyor. Gayet güzel yani. Dün bayağı suların içine girdim. Sonra ayakkabıyı şimdi tertemiz sildim de o yüzden size rahatlıkla gösterebiliyorum. Bu şekilde canlarım. Ben çok beğendim. Modeli falan çok hoşuma gitti. Fiyatını da ben size söyleyeyim. Merak edenler olabilir. Kapalı Çarşı'nın o taraflarda bir yerden aldık. Dükkanın adını hatırlamıyorum bu arada. Birazcık da topuğu da var bakın. Hatırlamıyorum kaç paraydı, 230 TL dedi, zar zor ikna ede ede 190 TL'ye aldık. 180 TL'ye başka bir bot da vardı, onu da beğenmiştim ama onun ayak numarası olmadı bana, 40 numara vermiş. Ben 38 giyiyorum normalde ama bu 39 numara botta değişti yani. Güzel ve şık duruyor, bir tanesini giyeyim hatta size göstereyim. Tabii çoraplarla güzel görünmedi de gayet bence şık duruyor. Bu şekilde canlarım. Sizler de beğenmişsinizdir. Benim çünkü çok hoşuma gitti. Kahvemiz doldu. Öttü zaten. Sesi belki duymuşsunuzdur. Şimdi fincanımızı alalım. Evet bakın. Köpüklü. Bol köpüklü bir kahve. Bu arada sizi dışarıyı da çekeyim canlarım. Ezan okunuyor hem de. Bir de inanılmaz bir soğuk var dışarıda. İnanılmaz derecede yani buz tutuyor her yer diyebilirim size. Zaten sobalar mobalar herkesin yanıyor tabii ki de. Her yer kar. Yollar açık. Arabalar falan gidiyor. Şurası ana yola şey. Bakın şu kısım. Arabalar falan gayet de gidiyor yani. Çalışır durumda. Şuralar. Bizim buraları da açtılar birazcık. Ama yine de işte bu taraflara çıkarken buz sıkıntı oluyor yüksekte olduğu için. Canlarım her yer bembeyaz gördüğünüz gibi. Tamam, herkesin yardımcısı olsun Rabbim, dışarıda kalanlara yardım etsin inşallah. Canlarım bir tanelerim dedim ya size, evlilik hakkında her şeyi izleyeceğim diye, bir türlü 16. bölüm müydü 15. bölüm neyse onu bulamadım, yok. O yüzden izleyemedim. Ben de mutfağa geldim. Ne yapacağız? Pişi yapacağız. Uzun zamandır buraya geldiğimden beri hiç pişi yapmıyorum. Ondan dolayı bir pişi yapayım dedim. Ya şimdi malzemelerini falan da hazırladım. Sizlerle bir yapalım diye bekledim. Hamuru zaten yoğuracağım. Ben mayalı yapmak istiyorum. Mayalı yapacağımdan dolayı bir saat falan beklemesi lazım. Ondan dolayı şimdi erkenken vakit yoğuralım. Bir saat bekleyecek çünkü. Ona göre de devam edeceğiz. Un olarak da unum da bitmek üzere bu arada. 2 3 3 4 ve 5 su bardağı un ilave edeceğim. Tamamdır. Duruma göre ilave ederiz. Şöyle içini şu şekilde açıyorum. Ve 2 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Sizin için kenara ayarladım. Dediğim gibi tuzla unu bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içini şöyle yine açıp, biraz benim kabım geniş olduğu için şey oluyor. Biraz şöyle içini açıp 2 tatlı kaşığı yine şekerimi ve bir pakette instant mayamı yine şekerin üzerine ilave ediyorum hepsini. Sonra cığıma 1,5 su bardağı ılık süt parmağımla kontrol ettim. Sütümüzü ilave ediyoruz ve 1 su bardağı da yine aynı şekilde ılık suyumuzu
aynı yere ilave ediyor. Ondan sonra ortadan başlayarak şu şekilde dağıtıyorum suyu. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak bu arada canlarım. Ona göre siz kendiniz nasıl olacaksa ayarlarsınız. Şöyle ilk bir böyle böyle yaparak karıştırıyorum her yerine gelsin diye. Sonra yoğuracağım. Bu arada yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Katı, böyle sert bir hamur olmayacak. Yumuşak olması lazım. Biraz ele yapışacak çünkü. Ondan dolayı çok şey olduğu gibi düşünmeyin. Tam kıvamını ben size göstereceğim zaten. Şöyle bütün unlar olsun. Ben bir şeyi hep yapıyordum zaten Manavgat'tayken de. Kankacığım Merve'mle beraber yapıyordum. Bazen kabartma tozuyla da yapıyorum. Bazen böyle mayalı yapıyorum. Zamanım yoksa kabartma tozunu tercih ediyorum. Ama zamanım şimdi var. Bol bir zamanım var. O yüzden mayayla olsun istedim. Güzelce yoğurun şimdi. Güzelce. Hiçbir ekleme yapmadan iyicene özlesin. Evet canlarım, inşallah net bir şekilde görüyorsunuzdur. Size şöyle de göstereyim hamurumu. Gayet güzel bir hamur elde ettim. Şöyle bakarsanız ılık bir hamurum var. Yani onu hissedebiliyorum şu anda. İnşallah da güzelce geleceğine eminim diyeyim. Son kez daha şöyle bir iki daha bastırıp şöyle aralarına çektirerek yoğurdum. Ay kayıyordu. Şöyle de yapayım. Böyle yaptım mı daha çok güzel geliyormuş diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir yıkayayım da. Şimdi canlarım, yapacağımız bir işlem kaldı. Onu da bulabilirsem getireceğim ve buldum. Alabilirsem alacağım. Şurada titreşli pirinç. Şöyle birkaç parçasını alacağım. Toz olmuştur, şey olmuştur diye. Bayağı da kullanmadığım için üstünde bir şey olmasın. Şimdi gelelim. Güzelce şöyle üstünü bir titreşleyeceğim. Ya şu titreşleri açmayı hiç sevmiyorum ya. İnanın hiç sevmiyorum. Hemen dolanıyor ya bir de. Şöyle yapayım. Şöyle tutayım. Dikkat döndüreceğim. Biri tutsa. Gelin biriniz tutun şunu. Canlarım ya. Şöyle bir yandan gerdireceğim. Tamam toparladım. Bir de bu taraftan da yaparsak. Şöyle. Şurayı da gerdireyim. Alttakini. Tamamdır. Benim istediğim de böyleydi. Gerdirilmiş olsun diye. Şimdi hem üstüne kıl tüy uçmasın hem de kenarlarına hava almasın diye böyle bir şey yaptım. Çıtır. Yapma annem lütfen. Şimdi ne yapacağım? Geliyorum. Geliyorum. Bir tane sofra bezi alıp, temiz bir sofra bezimi alıp böyle ikiye katlayıp şimdi bunu böyle sıcak tutması için gördüğünüz gibi sardım. Şimdi bunu canlarım 1 saat falan beklemeye bırakacağım. Yarım saat, 1 saat artık ne zaman gelirse o zaman yapacağız. Şöyle köşeye kenara koyayım, geleyim şunu.
dursun. Hem kapalı olmuş oldu hem daha iyi oldu yani. Artık şuradaki yaptığım bulaşıkları 2 dakika bir kaldırayım. Burası da tamamdır. Yaptığım bulaşıkları da kaldırdım ortadan. Şey yapacağım ya, bunun yanına da bir hep mercimek çorbası yapıyorum ya. Bu sefer ezogelin çorbası yapıyorum. Aslında çorba olmaz yanına belki diyebilirsiniz ama hani domates, zeytin, peynir, çayla sadece bir şey olur da ne bileyim, hava da soğuk ya. Çorba da olur bence, olur. Olmasa da olsun yani, yapacak bir şey yok. Saçları saldım. Yani saldım derken çözdüm çünkü kafam aydı. Ondan dolayı. Neyse bakalım bakalım pişi hamurumuz ne halde, gelmiş mi gelmemiş mi? Duruma göre yapalım bakalım. Barış da zaten daha gelmedi de. Hop. Sofra bezini bir çıkarayım. Ve size hamurumu göstereyim. Canlarım. Şöyle büyüklüğünü görüyorsunuz zaten. Büyük bir şeyde olduğu için şey oldu ama hamurum gelmiş. Gelmiş. Boyutuna göre yani şu kadar falan şişmiş. Evet. Şimdi elleri sıvıyoruz. Daha sonra cima bir tane tepsi çıkaracağım. O tepsiyi şöyle şuraya, o tepsiyi koyalım. Şurada çöpüm var. Çöp atayım. Birazcık un çıkaracağım. Tepsime şu şekilde un dökeceğim. Yapışmaması için. Şöyle. Genellikle yağlıyorlar da. Hani yağla da yapabilirsiniz. Ben bir ara yağla da yapmıştım. Yağla elimle açıp öyle de kızartmıştım da. Ben bu sefer öyle o kadar çok yağ çeksin istemiyorum. Ondan dolayı unla yapacağım. Şöyle elime bir sudan geçireyim. Ondan sonracığıma zaten hamurum şöyle havasını alacağım. Oh. Gördüğünüz gibi söndü zaten direkt. Hala bir tık ele yapışacak şeyde. Ben bununla kendi kafama göre parçalar alacağım. Şöyle yuvarlayacağım. Yani büyüklüğüne siz karar verebilirsiniz. Benim için bu ideal. Şöyle ortasına bir delik açacağım kendim. Şu. Olay bu. Sonra unladığım tepsiye koyacağım onu. Şeyde de beklesin istiyorum bir tık çünkü. Tepside. Hamuru da eğer kaç kişiyseniz yani ona göre iki katına çıkartabilirsiniz malzemeleri. Ya da bir kişiysen de yani ona göre düşürebilirsin. Biz iki kişiyiz. O yüzden bir de hamur işini biz çok seviyoruz. Bu arada 50 tane pide çıktı dedim ya, çökelekli börekten. 50 tane o çok olmuş falan diyenler oldu. Canlarım 50 tane pide aynı gün yendi. 10 tanesi falan ertesi gününe kaldı. Ve bitti. Kalmadı bile yani, yok düşünün. Gayet de güzel olmuştu ve yendi. Yani biz Barış'la çok yiyoruz. Hamur işini seviyoruz. Oldu mu dayanamıyoruz zaten. Gece gündüz saat kaç fark etmez yiyoruz. Hele de Barış daha çok seviyor hamur işini. Bugün de ondan bir pişi yapayım dedim zaten. Bir de ezogelin çorbası yapacağım. Şöyle. Bu şekilde delik açarak devam ediyorum ben. Hamurlarıma. En son kaç tane olmuş ona göre haber vereceğim. Canlarım bekleyin, tamam mı? Evet canlarım, gördüğünüz gibi 17 tane pişi çıktı burada. Ve bunu üzerini şöyle kapatıp temiz bir bezle birazcık daha bekleteceğim. Barış'ın gelmesine yakın yapacağım. Hazır dursun hemen kızartacağım. Hani sıcak sıcak yeriz diye birazcık şey yapıyorum. Şimdi ezogelin çorbasına. Canlarım soğan yok evde. Çorba yapacaktım, soğan yok. Soğansız da olurdu da aslında canım istemedi ya, vazgeçtim. Biliyorsunuz çok kararsız olduğum için, ben bir anda her şeyden vazgeçip bir anda karar verdiğim için çorba yapmaktan vazgeçtim. Sonuçta hamur işi yapıyorum zaten. Yanına da dediğim gibi domates, zeytin, peynir ne varsa çıkarır gor yeriz. Yani çayla beraber fıstık gibi olur pişi. Tamam, çorbayı da yarın yaparız.
Vazgeçtim ya. Gerçekten Esra Erol'u açayım da izleyeyim ben. Kumanda neredesin Kumanda? Kumanda burada. Esra Erol'da başladı zaten. Barış'ı da bekliyoruz. Barış geldiğinde de ya da geliyorum dediğinde hemen pil düştü ya. Barış da geliyorum dediğinde şey yapacağım. Hemen kızartmaya koyayım. Tamam. Karnını doyurmak değil mi bu? Deme. Bana kızmayın. Ama yapacak bir şey yok. Canlarım, Barış geldi. Barış geldi. Hemen çayı koydum. Hazır sayılır çayım. İlk önce çay dedim. Önemli dedim. Şimdi başlıyoruz. Barış gelirken soğan alır mısın demiştim. Soğan almış gördüğünüz gibi. Yemeğimize, çorbamıza kullanmak için. Daha sonra gelirken biraz cimcik de çekirdek almış böyle poşetli. Açık satılıyor ya. Bunu da akşam tarhana çekirdek yaparız. Şimdi benim ne oldu biliyor musunuz? Size ne göstereceğim. Şöyle bununla üzerine kapatmıştım. Toz toprak bir şey girmesin diye. Ta 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 tam. Nasıl şişmişler, nasıl kabarmışlar canlarım. Şunun güzelliğine bir bakın, güzelliğine. Ne güzel kabarmış bunlar, popidik popidik. Ya. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım, bekleyin. Evet, aldım. Ay popidik popidik, yerim ben bunları. Şimdik. Ocağımızın altını açıyoruz. Ondan sonra çıtır, onlar soğan annem, senlik değil. Ondan sonra cığıma da yağ katacağız. Böyle biraz bol olması lazım mecburen. Çöpe, adam işten geldi, çöp atmaya yolladım biliyor musunuz? Ondan dolayı zil çalıyor Barış ya, bekleyin. Geliyorum. Çıtır sen mi atacaksın? Açacak kapıyı sanki. Hemen koşuyor. Bu yağ az mı oldu ya? Ne bileyim. Neyse eksildikçe katarız. Barış. Anne. Bu pidik pişilerime bir bakar mısın? Abba. Oh, ama bunlar çok büyük olacak ha. Bunlar bir tepsi mayasız mayasında bekledik. Bunlar bayağı büyük. Merhabalar. Görmedin mi? Yok hiç dikkat etmedim. Abba diyen sendin. Bunlar bayağı büyük olacak biliyor musun? Bu bidik hamur, hepsi mi? Hamur yoğurdum hayatım. Hepsi bu mu? 17 tane Barış gözünü seveyim. Dişim boğuna yetmez bunlar bana. Oo aşkım yarın bir daha yaparım sana ben. Hı. Dur ekran görüntüsü alalım gel. Poz ver. Tamamdır. Kapak resmi yapacağım. Evet yağımız ısınıyor. Popidik popidik poğaçalarımız olacak. Çayımız da var. Çorba yapacaktım aşkım da. Soğan yoktu. Ondan. Bir tane domates, zeytin, peynir daha iyi olur yanında çayla. Popidik popidik. Tamam. Çorba da iyi olur aslında. İyi olurdu. Onu yarın... Ah oh, gidiyordu. Onu da yarın yaparım canım benim. Tamam öyle olsun. Senin kulakların falan buz gibi olmuş ya. Normal. Dışarıdan geliyorum. Evet canlarım. Evet canlarım. Yağım ısınsın geliyorum. Evet. Tamam. Şimdi bir tanesini bir atalım bakalım. Allah'ım Allah'ım ne güzel olmuş bu. Bir tanesini koydum. Şimdi ikinciyi hemen koyalım. Hemen üçüncüyü de koyalım. Yumuşacık bu arada onu da söyleyeyim. Hiç sert değil. Ve dördüncüyü de hadi koyalım. Ellerimizden bitmiş be gülüm. Peynir de bitti aşkım ya. Dört tanesini koydum. Biraz kısacağım. Hafif. Çok değil. İçi de pişsin diye. Bir tabak çıkartalım. Bir şeyler pişerken. Ondan sonra bir tane de şöyle bir havlu kağıt kopartalım. Tabağımıza koyalım. Piştikçe buraya alırız. Ben biliyorum ya. Barış'ı çok seviyorum çünkü. Bir şeyi. Evet, şimdi ters çevirebiliriz. Çünkü kızarmış. Şöyle. Şöyle siz de yakından bir görün. Pişilerimi, pişilerimi. Pişi mi, pişi mi? Ha?
Pişiği mi, pişiği mi? Çiğ börekli diyorlar. Karışık. Pişiği, 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 pişiği. Hadi pişsinler bakalım. Artık bu şekilde devam ki pişirmeye. En son halini göstereyim sizlere. Biz ben yapmaya devam ediyorum. Yaptıklarımı size şöyle bir göstereyim. Şu şekilde benim yaptığım normal şöyle pişi istiyordum. Zaten popidik popidik oldu, yumuşacık. Yedik bir tanesini bile hatta. Var işte bir de simit gibi yapsan nasıl olur ki dedi. Bir de öyle deneyelim dedim. İki tane simit gibi daha büyük yaptım. Sonra şimdi bir tane daha yapıyorum hatta. Yani bir değişiklik olursun dedik. Pişi gibi hani simit gibi olsun dedik. Yani tadı nasıl olsa aynı. Hani sonra demeyin bunlar nereden çıktı diye. Yani kendimiz bu şekilde olsun istedik. Evet canlarım, size son hallerini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi pişilerim pişti. Evet, ekran görüntüsü aldım yine. Bunlar normal popidik olan şeyler. Hemen 3-5 tane de simit şeklinde olaraktan yaptım. Bunlar da hazır. İçleri de gayet pişmiş bu arada. Bir tane bölmüşünü göstereyim size. Pişmemiş bir şeysi yok. Ve gayet de yumuşacık. Ve kolaylıkla da böyle oluyor. Yani gördüğünüz gibi harika ötesi. Ve yanına da Barış cazım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Biliyorsunuz zaten Barış'ın domates, salatalık, peynir tabağı meşhurdur. Şöyle tekrar size yakından bir daha göstereyim. Bu şekilde. Bu da hazır. Ve yanına şimdilik yumurta çakacağız. Çemenli de yapabilirim. Yok ya, çemenli yapma. Sen, ama çemenli canın istiyorsa yap. Yok, yani senin canın istiyorsa. Evet canlarım, bizim soframız hazır gördüğünüz gibi. Yumurtayı da çaktık. Böyle afiyet bal şeker olsun bizlere. Şimdi ben de çayları dolduracağım. Yine Esra Erol eşliğinde. Değil mi kızım? Esra Erol eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman ellerine sağlık canım. Senin eline sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Videomuzu da buraya kadar izlediyseniz sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve destekte bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.